Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu grup hastalarımız gerçekten dediğim gibi psikolojik yönü biraz ağır basıyor. Bir umutsuzluk ve karamsarlık içerisine giriyorlar. Aslında girmesinler tabii. Aslında bu tekrarlayan gebelik kayıplarının %50'sinin hemen hemen sebebi bulunamıyor. Tespit edilemiyor hiçbir şekilde. Bir gebelik kaybı olduğu zaman bir düşük sonrası dedik ya %15'lerde gebelik kaybı ihtimali var. Herkesin düşük yapma ihtimali var. Bir kere düşük geçirmişseniz ikincisinde bu %20'lere, %24'lere çıkıyor. İki kere düşük yapmışsanız üçüncü gebelikte tekrar düşük olma ihtimali %30'lar civarına çıkıyor. Üç kere düşük yapmışsanız daha önce dördüncüde düşük yapma ihtimali %40'lara falan çıkıyor. Ama bu oranları söylerken ben şuna dikkat çekmek için söyledim aslında. Yine de en yüksek ihtimal canlı bir doğumla sonuçlanmasıdır gebeliğin. Yani bakın 3 kere düşük yapmış oluyorsunuz. Düşük yapma ihtimaliniz yine maksimum %40'lara çıkıyor. Yine %60 doğumla sonuçlanma. Gebelik kaybı yaşamadan canlı bir doğumla sonuçlanma ihtimaliniz yine daha yüksek. Yani tekrarlayan gebelik kayıplarına rağmen o hastalarımızın kucağına çocuk alma ihtimalleri yine daha ağır basıyor istatistiksel olarak. Tabii ki bunların nedenleri farklı kategorilerle değerlendirmek lazım, kategorize etmek lazım biraz. Anneye ait faktörler olabilir, babaya ait faktörler olabilir, fötüse ait faktörler olabilir. Yani oluşmuş olan embriyoya, bebeğe ait faktörler olabilir, çevresel faktörler olabilir. Bunları da kendi içerisinde sınıflandırmakta fayda var. En sık aslında etkisi kesinlikle ispatlanmış olan birkaç şey var sadece. Anatomik nedenler diyebileceğimiz nedenler bu grup içerisinde. Rahmin yapısında doğuştan gelen anormallikler olması. Bunların arasında da en sık aslında perde olması rahimde. Uterin septum dediğimiz perde olması, çift rahim yapısal anomalileri, onların farklı farklı grupları var. Bir kısmı erken doğumla çok daha ilişkili olabiliyor. Perde de aslında geç düşük veyahut erken doğumla daha çok ilişkili olmakla beraber perdenin yapısal özelliklerinden dolayı bazen o rahimdeki perdeye de gebelik yerleşebiliyor ve bu erken dönemde düşüklükle sonuçlanabiliyor. Onun haricinde anneye ait bazı hastalıklar tetikleyebiliyor bu tekrarlayan gebelik kayıplarına. Olumsuz anlamda katkıda bulunabiliyor. Bunların başında aslında diyabet, tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi dediğimiz durum, polikistik over sendromu, zaten normalde gebe kalmayı zorlaştıran bir durum olmakla birlikte gebe kaldıktan sonra da düşük potansiyelini arttıran bir durum. Obezite de önemli değil mi? Obezite tabii ki kesinlikle. Zaten bunların hepsini aynı çerçevede düşünmek lazım. Obezite, polikistik over sendromu, infertilite, kısırlık, bunların hepsinin yani polikistik overle beraber olan infertiliteden bahsediyorum. Altında insülin direncinin mekanizma olarak çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve onun düzeltilmesinin hem gebe kalmaya hem sağlıklı gebelik. İlk 3 ayda insülin direnciyle ilgili özellikle daha öncesinden ilaçların başlanmış olması ve devam edilmesi düşük ihtimalini azaltan bir şey mesela. İnsülin direncinin azaltılması hem gebe kalmayı kolaylaştırıyor hem düşük ihtimalini azaltıyor insülin direncini kırmak hastada. Anatomik nedenler dediğim gibi aslında biraz yaşandıkça anlaşılabiliyor. Onun için yani hastamız gebe kalıyor, düşük yapıyor, erken doğum yapıyor. Ondan sonra yapılan kontrollerde bir bakıyorsunuz ki aslında rahmin yapısında bir anormallik var. Bu tarz durumlar için aslında daha sonra da değiniriz. Gebelik öncesi bir danışmanlığın önemi. Bu tarz üzücü durum oluşmadan aslında çok bariz. Her şeyi bilemeyiz tabii ki, her şeyi göremeyiz. Yani sen gebe kaldığında sağlıklı doğurursun diyemeyiz gebelik öncesi de danışmanlıkta. Tabii ki hastamızın hiçbir gebelik geçirme öyküsü yokken bunu söylemek zor. Eş faktörü de var çünkü başka faktörler de var beslenmeyle ilgili. Ama en azından çok bariz bazı problemler hakikaten basit bir alttan vajinal ultrasonla, normal abdominal karından yapılan ultrasonla, rahim filmi gibi destekleyici yöntemlerle bariz uterus anomalisi olan, yapısal anomalisi olan hastalar tespit edilip böyle olumsuz bir deneyim yaşamadan önce perde varsa mesela perdenin alınması, düzeltilecek bir durum varsa rahim duvarı içerisinde yerleşmiş olan bir kitle, polip, miyom mesela onlar da anatomik nedenler arasında yer alıyor.
tekrarlayan düşükler arasında. Gebeliğin yerleştiği yerde mevcut olan kitleler bunlar. Polip, miyomlar. Tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Bunlar varsa önce tedavi edilip arkasında gebe kalınması bu tarz üzücü durumların oluşmasına engel olabilir. Ama maalesef bizde de bu tarz oluyor değil mi? Bizde tabii ki önce yaşıyoruz genellikle. Bize de hasta bazen çok acil bir şekilde geliyor. O esnada tespit ediyoruz bazı anormallikleri. Onun için gebelik öncesi danışmanlık en evli çiftlerimize tavsiye ediyoruz. Zaten rutin yıllık jinekolojik muayenenin her alanda faydası var. Yeni evlenmiş olan çiftlerimiz gebelik planlıyorlarsa eğer bir danışmanlık almalarında gebelik öncesi hem yapılması gereken muayeneler ve tahliller de var tabii ki. Bunların hepsinin taranmasında fayda var. Nedenleri çok çok geniş kapsamlı. Anatomik nedenlerden başladık. Yani anneye ait. Değil tabii ki, tabii ki. Paternal kromozom anomalleri olabilir. Yani sperm DNA'sındaki bir anormallik bile sağlıksız bir ürünün oluşmasına, bir sağlıksız bir döllenme ürünün oluşmasına sebep olabilir. Zaten daha sonra değiniriz, inceleme yapılırken ve yodluların sebepleri araştırılırken eş de inceleniyor. Anne adayı da inceleniyor. Hepsi inceleniyor beraber. Kromozomal yapısal anomaliler olabiliyor. Aslında bu kromozom analiziyle ortaya koyulabilecek bir şey. Eşlerin kromozom analiziyle yapılabilecek, tespit edebilecek bir durum. Anatomik nedenlerle birlikte aslında etkisi ispatlanmış olan birkaç şey daha var. Birçok neden var dediğim gibi araştırılması gereken öyle bir durumda. Kalıtsal pıhtılaşmayla ilgili bozukluklar olabiliyor. Kan pıhtılaşmasıyla ilgili bozukluklar olabiliyor. Ve ebeveynlerin kromozom bozuklukları olabiliyor. En başta bunlar gerçekten iyi araştırılmış ve nedenler arasında tespiti olabilen şeyler. Sigara kullanımı mesela, alkol kullanımı, gebelikte kahve kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, stresin, kaygı bozukluklarının bunların doğrusuz yönde etkisi olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili bazı bozuklukların gebelik kayıplarına katkısı olduğu ifade ediliyor. Sigara ama iyi tabii sigara da var. Tabii sigara da var. Sigara, kafein tüketimi bunların hepsinin olumsuz yönde etkisi var. Erkek için mi yoksa? Herkesi içinde ama özellikle bizim gebe açısından bunu söylüyoruz. Gebenin sigara tüketimi ve yoğun kahve tüketimi düşük riskini artıran şeyler tabii ki de. Ama öncelikle kalıtsal bir durum var mı? Genetik faktörler var mı? İmmünolojik dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili nedenler var mı? Bunları düşünmekte fayda var. Anatomik nedenler var mı? Rahim yapısıyla ilgili gebelik kayıplarına neden olabilecek sebepler var mı? Bunlar üzerinde durmak lazım. Eşten kaynaklı kromozom bozuklukları olabilir. Bazen iki tane eş öyle denk gelir ki erkekte de bir kromozomda bozukluk vardır. Anne adayında da kromozomda bir bozukluk vardır ve onlar gerçekten çakışır ve ortaya sağlıksız bir bebek, bir embriyo denk gelir ve sürekli denk gelebilir. Onun için o kanda bakılan kromozom analizleri bu konularda bize fikir verebiliyor. Bu tarz hasta gruplarımızı araştırırken. Ama dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi yani çoğunun sebebi bulunamıyor aslında. Yani yarısına yakını, %40-50'si idiopatik dediğimiz. Yani şu sebepten dolayıdır diyemiyoruz. Üzerinde durulması gereken en önemli nokta bu durumla ilgili aslında erken gebelik kayıplarının, özellikle 8 hafta altı olan erken dönem gebelik kayıplarının yarısı ve daha fazlası hatta bebekten kaynaklı oluyor. Evet. Anneye ait nedenler olabilir dedik, çevresel nedenler, babaya ait nedenler olabilir. Bunların hepsinin belli yüzdeleri var. Ama yarısından fazlası aslında bebeğin kromozomal olarak anormal bir yapıya sahip olmasından, yani bir anormallik taşıyor olmasından, anormal bir bebek olmasından kaynaklanıyor. Bunun tespiti de mümkün olabiliyor. Onun da değiniriz. Bunun akılda tutulmasında fayda var bence. Kesinlikle. Yani çok erken dönemdeki gebelik kayıplarına hepimiz üzülüyoruz. Hem hekim olarak biz hasta adına üzülüyoruz, hem hastamız ve eşi üzülüyor, ailesi, akrabaları üzülüyor. Ama üzülürken çok üzülmeyin dedirten bize bir şey bu. Üzülün ama gerçekten çok fazla da
üzülmeyin şu an için. Belki gerçekten yaşamla bağdaşmayan ve bunun belkisi 150-60'larda az bir ihtimal değil. Yani 170'lere varana kadar oranlar var bunlarla ilgili. Zaten sağlıksız bir gebelikti. En az 150-60 ihtimalle öyleydi. Sizden kaynaklı bir şey olmama ihtimali de yüksek. Tekrarlayıp tekrarlamayacağına bakmakta fayda var. Zaten genellikle bu yönde bir düşünce içerisindeyiz biz. Bunun akılda tutulmasında fayda var diye düşünüyorum.